Hoş geldiniz Zehra Hanım. Hoş buldum, merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İsterseniz hızlı bir giriş yapalım, biraz sizden bahsedelim. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii, ismim Zehra, 24 yaşındayım. Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. TEİN Teknoloji'de insan kaynakları uzmanı olarak görev yapıyorum şu an. Anladım. Peki, üniversitede sosyolojiyi seçmenizde sizi iten ne oldu? Açıkçası dershane dönemindeki hocalarım etkili oldu. Hı hı. Çok severek okudum bölümümü. İnsan ilişkilerimi kesinlikle kuvvetlendirdiğini düşündüğüm bir bölüm. İnsan ve topluma hitap eden bir bölüm çünkü. Hı hı. Okulumu da, bölümümü de çok severek okudum. Peki mezun olduktan sonra kendinizi hem kişisel hem de mesleki alanda geliştirmek için neler yaptınız? Mezun olduktan sonra okuduğum bölümle ilgili sertifikasyon programlarına katıldım. Hı hı. Yönelmek istediğim alanla ilgili ve okuduğum bölümle ilgili sertifikalar aldım. Şu anda mesleğimle ilgili eğitimler almaya devam ediyorum. Kendinizi geliştirmeye hala devam ediyorsunuz, evet. Yani. Çok güzel. Peki meslek seçimini yaparken, yani sosyoloji okudunuz, evet, bölümü bitirdiniz ama insan kaynaklarına yönelirken sizi etkileyen ne oldu? Yani hangi noktada ben bu işi yapmalıyım, bu iş bana göre dediniz? Dediğim gibi sosyoloji çok insan ve toplumla ilişkili bir bölüm. Hı hı. Bu sebeple birçok alana, birçok dala yönelebilirdim aslında. Ama ben insan ilişkilerimin daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum ve iletişimde kalmayı da seviyorum açıkçası. O yüzden üniversitenin son dönemlerine doğru artık insan kaynaklarına yönelmek istediğime karar verdim. Anladım, çok güzel. Peki biraz daha işe alım sürecine geçelim isterseniz. İşe alım sürecinde bir adayda en çok dikkat ettiğiniz noktalar neler oluyor? Açıkçası okuduğu bölüm, mezuniyeti tabii ki bunlar çok önemli şeyler. Ama benim en çok dikkat ettiğim şey özgüvenli olması. Kendini ifade ediş biçimi çok önemli. Hı hı. Ne kadar deneyimli olsa bile çünkü kendini ifade edemeyen adaylarla yola çıkmak açıkçası istemem. Hı hı. O sebeple kendine güvenen, tuttuğunu koparan tabiri caizse adaylarla devam etmek bence çok daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Peki bir pozisyon için başvuran bir adayda adayın güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederken nasıl bir strateji izliyorsunuz? Yani bunu nasıl anlayabiliyorsunuz? Adayların güçlü ve zayıf yönlerini sorduğumda açıkçası kendilerini biraz belli ediyorlar. Çünkü kendilerini sürekli güçlü yönlerinden bahseden adaylar kendilerinin zayıf yönlerini görmeyen adaylar oluyor. Bu sebeple evet özgüvenli olması gerektiğini dile getirdim ama özgüvenin yanında bence dürüst de olmalılar. Kendini bilmeli ve zayıf yönlerini de karşı tarafa iyi bir şekilde aktarabilmeli. Zayıflıklarımız bizi güçsüz göstermez kesinlikle. Her insanın zayıflıkları vardır. O sebeple zayıflıklarından rahatça bahsedebilen, bunları ifade edebilen adaylar benim için aslında çok daha önemli. Peki bir işe alım sürecinde adayların teknolojiyi kullanma ve dijital becerilerini nasıl analiz ediyorsunuz? Bu süreçte tek başımıza değiliz tabii ki. Proje yöneticilerimiz de bizimle beraber oluyorlar. Teknik kısımla onlar daha çok ilgileniyorlar. Adayların teknik becerileri, teknik bilgileriyle. Eğer teknik taraftan geçiyorlarsa, proje yöneticilerimizden geçiyorsa adaylar, biz mülakatı sonlandırıyoruz olumlu ya da olumsuz şekilde. Bu şekilde ilerliyor. Anladım. Yani teknik soruları sizin yanınızda yer alan proje yöneticileri ya da yönetim, evet, kurulundaki kişiler yardımcı oluyor. Evet, evet, kesinlikle. Bir soru soracağım. Diyelim şu an bir pozisyon için bir iş teklifi yapıyorsunuz. Ve bu iş teklifini insanlara duyururken bu reklamda en çok neyi vurgulardınız? Az önce de belirttim. Okuduğu bölüm, üniversite tabii ki bunlar önemli. Bunları belirtmemiz gerekiyor. Her ne kadar aday kendine güveniyor olsa da ya da kişisel anlamda kendini geliştirmiş olsa da çalışacağı alanla ilgili bir eğitim almış olması şart. Onun dışında sosyal ilişkilerini de kesinlikle önem veriyorum. Sadece şimdi bir yazılımcı alacağız ve yazılımcının sadece hangi yazılım dillerini bildiğiyle ilgilenmiyorum. Onun dışında insan ilişkilerine de dikkat ediyorum. Çalışma ortamına uyumlu mu değil mi, ona da dikkat ediyorum. Bu şekilde. Yani bir ekipte yapabiliyor mu bu yazılımcı ya da müşterilerle ya da proje yöneticileriyle iyi geçinebilecek, evet, mi? Evet, bunları da tabii ki de. Çünkü çalışma ortamımız da çok önemli. Anladım. Peki sizce bir aday doğru CV'yi nasıl hazırlar? Yani bir CV hazırlamak istediğinde en çok nelere dikkat etmelidir? Aslında bu sorunun cevabı birçok yerde var. Ben de farklı bir şey çok söyleyemeyeceğim.
CV az ve öz olmalı. Tüm bilgiler içinde yer almalı. Hı hı. Az ve öz dediğim için sadece iletişim bilgilerini yazıp geçmemek tabii ki aday. Telefon numarasından, mail adresini, hangi okuldan, hangi bölümden mezun olduğuna ve hatta mezuniyet tarihlerine kadar yazılmalı. Bazı CV'leri inceliyoruz mesela. Hangi tarihte mezuniyeti yazmıyor. Deneyimleri çok önemli. Deneyimlerini iyi bir şekilde aktarabilmeli. Karşısında bir mülakat yapılıyormuşçasına anlatmak istediklerini, aktarmak istediklerini belirtmeli CV'sinde. Bu şekilde yapmalı ve tabii ki de çok uzun tutmamalı bunu. Karşı tarafı çok sıkmamalı. Yani sayfalarca da olmamalı bir CV. Yani kendini en net ve en kısa şekilde nasıl açıklıyorsa, evet, öyle yazmalı. Evet. Peki son kez eklemek istediğiniz bir şey yoksa bir soru daha sormak istiyorum. Şu anda ekran başında bizi izleyen kişinin yarın bir mülakata gireceğini varsayalım. Mülakata girecek adaya ne önerirsiniz? Yani sizce püf noktası nedir bu mülakatta? Aslında konuşmamızın başından sonuna kadar bir sürü püf noktasından bahsettiğimi düşünüyorum. Özgüven en önemlisi. Bundan defalarca bahsettim. Onun dışında deneyimlerini gerçekten karşısındakilerini sıkmadan ifade edebilmeliler. Çünkü o onlara verilmiş bir süre. 10 dakika ya da 5 dakika onlara ayrılmış bir süre ve orada kendilerini sonuna kadar ifade edebilmeliler. Çok heyecan yapmamalılar. Her ne kadar onların o işe ihtiyacı varsa da işverenin de aslında bir o kadar o adaya ihtiyacı var. Hı hı. Bunu düşünerek hareket etmeliler. Bu şekilde. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İlerleyen videolarımıza da başka konuklar almaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın.